Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Ne anlatayım ne söyleyeyim. Bir itiraf hikayesi var bugün. Ama böyle bir tuhaf oldum hikayeyi okurken. İnsanın içi acıyor. Aldatmanın hiçbir zaman haklı sebebi olmaz ama. Aması var. Çok şey var hayat hikayesinde. İbretlik bir hayat. Çok detaya girmeyeyim. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. İyi programlarınız olsun. Bir gün böyle bir platformda bu şekilde bir itirafta bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Sanırım programınızı başından beri izlediğim için size çok fazla güven duyuyorum. Yazacağım mektup da kendi adımı gizli tutmakla beraber vereceğim isimler de değiştirilmiş olacak. Şimdiden söylemek istiyorum. Ben kocam Şükrü ile yıllar önce bir aşk evliliği yaptım. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Lisede tanışıp evlenen çiftlerdendik. Genç yaşta evlendik. İkimiz de liseden sonra eğitimimize devam etmedik. Hayatı neyin ne olduğunu anlamadan evlendik. Gözüm Şükrü'den başkasını görmüyordu. Şükrü benim ilk sevdiğim adamdı. Benim için dünya gözüyle bambaşka bir noktadaydı. Elini ilk tuttuğum, ilk sevdiğim adamdı. Bana dünyaları verseler Şükrü'nün yanımda olduğu kadar mutlu olamazdım. Annem ve babamın tek kızı olduğum için aslında onlar benim genç yaşlarda evlenmemi istemiyorlardı. Annem biraz da modern ve açık görüşlü biriydi. Yani hayatımda olan insanları yaşım el verdiği ve fazla yanlış şeyler yapmadığım sürece onunla paylaşabiliyordum. Şükrü'yü de biliyordu. Sevgimden, aşkımdan rahatsız olmuyordu. Ama bana sık sık, "Kızım, çok gençsin. Hemen kapılma, iyi ölç düşün. Tart biç. Tanı. Hem de ailesini de tanı. Sevdin, gezdin diye hemen evlenmeyi düşünme. Bakarsın huyu huyuna, suyu suyuna olmaz da sana bir yararı olmaz. Ayrılman gerekir ayrılırsın. Bu kadar bağlanma çok üzülürsün," diyordu. Annemin söylediği her şey bir kulağımdan girip ötekinden çıkıyordu. Hiç dikkate almıyordum onun dediklerini. O ne derse desin umurumda olmuyordu. Gözümü kapatmıştım o zamanlar. Şükrü ile evlenmekten başka da bir şey düşünmüyordum. Şükrü de aynı şekilde beni çok seviyor ve sahipleniyordu. O da benimle evlenebilmek için can atıyordu. Peşimde de çok koşmuş, hep dört dönmüştü etrafımda. Benimle beraber çok zaman geçirmişti. İlkleri hep ben onunla yaşadım. Ondan başka sevgilim olmadı. Ondan başka kimseyle birlikte olmadım. Şükrü'nün ailesini de o zamanlar tanıyordum. Annesini, babasını, abisini, hepsiyle daha evlenmeden ve ilişkimiz ciddileşmeden iç içe bir hale gelmiştik. Annemin bu konuda da bir fikri vardı, hoşlanmıyordu. "Kızım, evlenmeden bu kadar iç içe olunmaz. İşin ciddiyeti, saygınlığı kalmaz. Arada bir mesafe bırak," diyordu her zaman. Ama ben öyle bir mesafeye gerek görmüyordum. Daha o zamanlar onları çok sevmiştim. Hiçbir kuralım, hiçbir isteğim yoktu onlardan. Bana kalsa evlenirken takı bile istemezdim de. Ailemler böyle bir şeye müsaade etmedi. "Takısız gelin olmaz. Sen daha çiçeği burnunda genç bir kızsın," dediler. Neyse, oralara geleceğim zaten. Daha anlatacağım. Şükrü'nün ailesinde çok fazla ikinci evlilikler, aldatmalar vardı. Anne ve babası gördüğüm ve bildiğim kadarıyla mutlulardı. Ama ailede aldatma olayları çoktu. Hepsi de birbirine göz yummuş, üstünü kapatmış ama hep devam etmişler. Ailenin içine çok girip çıktığım için ben oradayken gelen misafirlerden, konuşmalardan, dedikodulardan anlamıştım. Beni de benimsedikleri için mutfakta beni görüp dert yanan çok kadın oldu. Ama ben o zamanlar bunu hiç önemsememiştim. Herkesin kendi hayatı sonuçta. Bir de dedikodu hiç sevmem. Bu yüzden yorum yapmıyor, duyduklarımı da duymamışım gibi yapıyordum. Çoğu şeyi bildiğimden Şükrü'nün bile haberi yoktu. Onunla bile konuşmadım bu konuyu. Çünkü Şükrü benim için çok özeldi. En ufak bir şey onun kafasına takılsın istemiyordum. O zamanlar Şükrü yeni işe girmiş, iyi para kazanıyordu. Ve yükselme şansı da vardı. Şükrü'ye girdiği o iş çok iyi geldi. Hemen para biriktirmeye başladı. Evlilik işlerini hızlandırmaya çalıştı. Çeyizlerimi bile Şükrü almıştı.
Onun bu heyecanı beni de heyecanlandırıyor, sürekli bana sürprizler yapıyordu. Annem her ne kadar bekle kızım dese de biz Şükrü ile evlilik yoluna gitmiştik bile. Hatta kendi aramızda yüzük bile takmıştık. Çok heyecanlı ve mutluydum. Bir an önce kendi evime çıkmak, kendi yuvamı kurmak istiyordum. Annem de bu düşünceye zamanla alıştı. O da artık benim Şükrü'den vazgeçemeyeceğimi anlamıştı. Benimle beraber o da artık evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çok güzel bir yerde, çok romantik bir şekilde Şükrü'den evlenme teklifi aldım. Ona evet demek hayatımın en güzel anıydı. Şükrü'nün ailesi de beni çok seviyordu. Özellikle Şükrü'nün abisi, kaynım Murat da çok heyecanlıydı. Kendisi bekardı, evlenmeyi de hiç düşünmüyordu. Konusu olunca da ben evlilik insanı değilim ama evlenenlerin yanındayım der gülerdi. Hatta kayınvalidem de Murat'tan hayır yok, Şükrü yüzümüzü güldürecek diyordu. Toruna torbaya karışmak istiyor, bizim aile gelin nasıl olurmuş görsün diyordu. Kayınvalidem birlikte oturmamızı teklif etti. Kızım, benim artık bir ayağım çukurda. Yazları da babanla beraber köyde oluyoruz. Kıştan kışa buralara geliyoruz. Murat da tam gün çalışıyor. Akşam olunca da odasına girip uyuyor. Onu da bir tek anca akşam yemeğinde görüyoruz. İsterseniz birlikte oturalım. Evimiz geniş, büyük. Hem boşa kira masrafı yapmaz, paranızı biriktirir, ileride kendinize ev alırsınız. Sen de çalışırsan ileride çocuğuna falan da bakarım. Yemek, temizlik tek başına harap da olmazsın. Hep beraber gül gibi geçinir gideriz dedi. Öyle tatlı dilli söyledi ki bana da mantıklı geldi, hayır diyemedim. Biraz düşündüm bu konuyu. Annem aslında bu duruma karşı çıktı. Olur mu öyle şey kızım? Ev üstüne ev olmaz. Hem kaynınla aynı evde nasıl olacak? Kaynana kayınpederle oturmak öyle sandığın kadar kolay değil. Şimdi gül olur, işlerine girince diken olur. Bir daha da kolay kolay çıkamazsın o evden. Her şey başta belli olur. İpleri elinde sağlam tut demişti. Ama ben annemi önemsemedim. Bir evin bir kızıydım, kıyamıyordu bana. Üzülürüm falan diye korkuyordu. Ama ben, nerede kaldı kaynana sorun anne, hangi zamandayız? Hem Şükrü'nün annesi kötü biri değil ki. Zaten kıştan kışa buradalar diyordu. Annem ne dese bana laf anlatamadı. Ben Şükrü'yle olayım da ne olursa olsun gözüyle bakıyor, bana ne deseler kabul ediyordum. Onları da çok zorlamak istemiyordum. Güzel bir düğünle evlendim, balayına da gittik. O zamana göre güzel bir balayı yapmıştık. Her şey hayal ettiğim gibiydi, bir rüya gibi ilerliyordu. Şükrü tam istediğim gibi bir eş olmuştu. Balayından döndüğümüzde de ben evimize geldim. Kayınvalidemin istediği gibi onlarla bir oturuyorduk. Bizim yatak odamızda kaynımın yatak odası yan yanaydı. Kayınvalidemler de koridorun en sonundaki yatak odasındaydı. Yalnız kalmak isteyen odasına çekiliyordu. Çok fazla her şeyime karışmazlardı zaten. Ben yeni evli olduğum için çalışmayı düşünmedim. Biraz aileme, yani evime adapte olmaya çalıştım. Kayınvalidem de bana, ''Kızım, kocan çalışıyor, abin çalışıyor. Babanın emeklisi de var. Çok şükür evde bizim. Sen keyfini çıkar bu zamanlarının. Çalışıp kendini harap etme. Adamlar çalışsın, iki kadına da bakıversinler.'' diyordu. Sahiden maddi bir zorluğumuz yoktu. Ben de kendimi zorlamak istemiyordum. Zaten Şükrü de bana her gün açtığımı veriyor, kimseye muhtaç olmuyor, her şeyi de istediğim gibi alabiliyordum. Fakat ben evliliğimin en güzel zamanlarında kötü bir şeyle karşı karşıya kaldım. Daha birkaç aylık evliyken annemin rahatsızlığıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Benim düğün zamanlarım da kötüymüş. Ama bana belli etmemişler. Annem de duymamı istememiş. Ben evlenip biraz evime alışınca hem annem iyice kötüleşti hem de artık saklama gereği duymadılar. Annem kansere yakalanmış. Son evredeydi. Zaten ailemizde genetik, kanserle mücadele eden çok akrabamız vardı. Annem de yakalanmıştı bu illete. Zor olan bu hastalık çok ama uzun zamandır annemin içindeymiş. Ama annem fark etmemiş. Ağrısızı vermeden, belirtilere de dikkat etmeden yaşamış gitmiş annem. Her derdinde hastaneye koşmayı sevmezdi. Bu yüzden de hiç fark etmemiş bunu. Çok ağlamıştım öğrendiğimde. Çok ağır gelmişti bu durum. Annemin kanserle mücadele ediyor olması beni çok yıprattı. Ben evlilik hazırlığındayken onun hastaneye gidip kemoterapi aldığından haberim bile olmamış. Nasıl bu kadar kör olabilmişim? Gözüm nasıl görmez bunu diye kendi kendimi yemiştim.
Kayınvalidem çok teselli etti beni o zamanlar. Kızım, senin ne suçun var? Hastalık bu, kader. Kendini yıpratma. Bak biz de üzülüyoruz. Şükrü de çok üzülüyor. Elbet iyileşir annen. Onun yanında ol, destek ol. Onu yalnız bırakma diyordu. Kayınvalidemle evde yemekler pişiriyor, onları anneme götürüyordum. Sağ olsunlar, o zaman çok destek olmuştu kayınvalidem. Bana kol kanat gerdi. Bir anne gibi yanaştı. Ben yeni evli olmama rağmen annemin evinden çıkmaz olmuştum. Şükrü de yanımda oluyordu. Geceler onun istediği gibi zevkle ve moralle onunla birlikte olmamı istiyordu. Ama yapamıyor, kocamla cinsel ilişkiye giremiyordum. Aklım hep annemdeydi. O yaşa kadar dert görmemiştim. Sevdiğimin hastalığıyla, ölümüyle sınanmamıştım. Bu yüzden de çaresiz ne yapacağımı bilmez halde sadece annemi düşünüyor ve hayatıma adapte olamıyordum. Hatta geceleri uykumda annemi sayıklıyordum. Bir yandan da anneme bir şey olursa babam yapayalnız ne yapar diye düşünüyor, babama çok üzülüyordum. O da çok güçlü durmaya çalışıyordu. Hem annemin hem benim yanımda olmaya çalışırken kendi üzüntüsünü yok sayıyordu. Ama ben onun ne kadar üzüldüğünü, her şeyi içine attığını farkındaydım. Birkaç kez onu gizli gizli ağlarken bile görmüştüm. Annemin dökülen saçları, gitgide kilo vermesi ve geçmeyen ağrıları beni de babamı da perişan ediyor, elimizden bir şey gelmiyor, çaresiz olmak bizi daha çok yıpratıyordu. Ben sabaha kadar ağlıyor, kendime bakmıyordum. Şükrü bana, kendini bu kadar salma. Bütün gün evde pijamayla dolaşıyorsun, aynaya bak. Biraz gezelim, sana değişiklik olur, saçlarına bak, kıyafetlerine dikkat et falan diyordu. O zamanlar ben Şükrü'ye kızıyor, sen annem bu haldeyken nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsun? Şimdi benim derdim giyinip süslenmek mi diyordum. İlk tartışmalarımız annemin hastalığında benim bu kadar düşüp perişan olmamla başladı. Kendimi çok yıpratıyordum. O zaman beni kayınvalidem anlıyordu. Bir de eşimin abisi, kaynım Murat. O da bana çok destek oluyordu. İşten geldiğinde hep yanıma geliyor, halimi hatırımı annemi soruyor, doktorlar araştırıyor, bitkisel tedaviler, psikologlar öneriyordu. Bir erkek olarak kaynım Murat'ın beni böyle anlaması da hoşuma gidiyordu. Çünkü Şükrü beni bu kadar iyi anlamıyordu. Başımı bile okşamamış, üzülme geçecek dememişti. Oysa buna çok ihtiyacım vardı. Ama Şükrü farkında değildi. O evliliğin cicim ayları böyle devam etsin istiyordu. Bu süreç böyle ilerlerken Şükrü de işinde yükseliyordu. Bir yerlere gelmeye başlamış, maaşı artmıştı. O bunun kutlamasını yapmak istedi. Ama ben gene ona kızıp, şu an benim kutlama yapacak halim mi var dedim. O da iş arkadaşlarıyla kutlama yapmış, çok bozulmuştu. Ben ve ailem zor durumdaydı. O kutlamalar yapıyor, arkadaşlarıyla yemeğe gidiyordu. Beni düşünmüyor muydu? Neden böyle davranıyordu? Ondan uzaklaştım. Şükrü bu durumu alışkanlık haline getirdi. Akşamları haftada birkaç kez iş arkadaşlarıyla yemeklere gidiyor, eve de çok geç, hatta sabaha karşı geliyor, ben yapayalnız kalıyordum. O zamanlar kaynım Murat'la sohbet edip dertleşirdik. Hatta çoğu zaman bana çay kahve yapar yanıma getirirdi. Yemek yemediğim zaman yemek yemem için beni zorlar, Şükrü'nün yapmadıklarını Murat yapardı. O da öyle davranmasa kafayı yerdim. Çünkü zor bir süreç içindeydim. Elimden bir şey gelmiyor oluşu ve kocamın da beni anlamayışı beni yıpratmıştı. Annemin durumu iyice kötüleşip artık bakıma muhtaç hale geldiğinde babamın da gücü yetmeyince ben annem için anneme bakmaya eve geri döndüm. Bir süre annemin bakımında ve tedavisinde ona destek olmak istiyordum. Hem de son zamanlarında onu yalnız bırakmak istemiyor, son günlerinde annemin yanında olmak istiyordum. Birkaç ay annemlerde kaldım. Annemin banyosunu yaptırıyor, tuvalete gitmesinde yardımcı oluyordum. Evin yemeğiyle, temizliğiyle ben ilgileniyordum. Şükrü o zaman bile bu durumu hoş karşılamamıştı. Orada kalmana gerek yok. Sen günde bir iki saat git gel diyordu. Bense annem böyle bir durumda nasıl terk edebileceğimi ona anlatmaya çalışıyordum. Ama anlamıyordu. Kayınvalidem de o zaman çok gelip gitmişti. Sağ olsun. Bir gün olsun yeni gelin anne evinde ne işi var demedi. Tabii kızım, annene destek ol. Kızından başka kimi var dedi. Babam zaten erkek haliyle ne yapacağını bilmiyordu. Hala o yaşta çalışıp annemi daha iyi tedavi ettirmeye çalışıyordu. Çok uzun sürmedi. Annemi aylar içinde kaybettik. Kendi evime dinlenmek için döndüğüm bir gün aniden bir ölüm haberi aldım telefonda. Yıkıldım o an. Şükrü yanımda yoktu bile, perişan olmuştum.
Kaynım, kayınvalidem, kayınpederim gittik annemin cenazesinin yanına. Şükrü'ye birkaç saat sonra anca ulaşmışlardı. Gelmiş. Herkesten sonra yanımda oldu. Ben kolumda sakinleştirici serumlarla morg kapısının önünde ağlıyordum. Kollarımdan tutup biraz dinlenmemi istiyorlardı. Ama o sakinleştirici bile dindirmemişti acımı. O bile iyi gelmemişti bana. Çok yanmıştı içim. Babam bir sedyede yığılmış kalmış donmuştu. Ne ağlıyor ne konuşuyordu. İnmenmiş gibi öylece boş boş bakıyordu. Dağ gibi adam 30 senelik hayat arkadaşına veda edemiyordu. Hayatın en zor bekleyişiymiş morg kapısında beklemek. Annemin ölümü başıma gelen en kötü şeydi. Ertesi gün memlekete götürdük annemi, defnettik. Mevlidini okuttuk. Şükrü gelmedi memlekete. Benim yanımda olması gerekiyordu ama yanımda olmadı. Başka ne zaman insan karısının yanında olabilir ki? Benim annem ölmüştü ve Şükrü yanımda yoktu. Kocamdan başka kime yaslanacaktım? Kaynım Murat bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Hep omzumda onun elini hissettim. Şükrü de bana, işten izin alamadım hayatım. Seni seviyorum, hep senin yanındayım gibi boş cümlelerle uzaktan uzağa teselli veriyor, sözde yanımda olduğunu sanıyordu. Ölürken annemin yanında olamamış, hastalığını da geç fark etmiştim. Sürekli kendimi sorguluyor, sürekli kendimi yiyordum. Geriye evime döndüğümde kendimi toparlayamadım. Kaynımın da zoruyla psikoloğa gidip terapi almaya başladım. Yasım çok uzun sürdü. Bir yandan babam da iyi durumda değildi ve babamı da çok düşünüyordum. Ya ona da stresten bir şey olursa diye çok korkuyordum. Annemden sonra babama da bir şey olmasını kaldıramazdım. Sürekli eve gidip geliyor, babam annemin ölümünden sonra hepten yalnız bırakmak istemiyordum. Yemek yapmaktan falan da anlamazdı. Akşamlar ona yiyebileceği yemek yapar, evi çekip çevirir, bazen de bize yemeğe çağırırdım. Ama geceleri olunca o yatakta artık yalnız yatardı. Kim bilir nasıl acı çekiyordu da belli edemiyordu. Çok üzülüyordum. Ama babam için de elimden bir şey gelmiyordu. Şükrü babama gidip gelmeme de karışmaya başladı. Annen öldü artık, duruma alışman lazım. Nereye kadar böyle durmadan babana gideceksin? Onun da alışması lazım diyordu. Ama öyle olmuyordu. Alışamıyordum. Şükrü böyle konuştukça ondan soğuyor, ona yaklaşmak istemiyordum. Halden anlamaz bir haline gelmişti. Sanki evlendiğim adam o değildi. Sürekli onunla ilgilenmemi istiyordu. Ve benim ne hissettiğim onun umrunda bile değildi. Öyle çok kızıyordum ki ona. Onu resmen hayatımdan çıkartmayı düşünüyordum. Ama bir de boşanmaya gücüm yoktu. Kendimi hazır hissetmiyordum. Babam içine kapandı. Annemin ölümünden sonra kendisini toparlayamadı. Kimselerle konuşmadı. Bana bile zar zor geliyordu. Hatta bazen kayınpederimle kaynım Murat babamı arayıp zorla çağırıyordu. Ama çoğu akşam yemeğinde kocam olmuyordu yanımızda. Şükrü sürekli ya mesaide, ya iş yemeklerinde, ya da arkadaşlarıyla, ya da maçta. Hatta kısa seyahatler bile yapmaya başlamıştı. Ben umrunda bile değildim. Ben böyle bir acı yaşamışken onun benimle ilgilenmemesi ve beni bu kadar yalnız bırakması beni çok üzüyordu. Kendimi bir boşluğun içindeymişim gibi hissediyordum. Ne yapacağımı bilmez bir halde, çaresiz bir şekilde kendi kendimin yaralarını sarmaya çalışıyordum. Yatağa yalnız yatıyor, yastığa sarılarak uyuyordum. Şükrü'yü aradığımda bile çoğu zaman meşgul oluyor ve bana geri dönmek aklına bile gelmiyordu. Beni artık sevmediğini, onun umrunda olmadığımı düşünüyor, hatayı kendimde arıyordum. Hatta birkaç sefer kaynıma, ''Sence ben çok mu çirkinim? Sen bir erkek gözüyle söyler misin? Şükrü beni niye bu kadar yalnız bırakıyor?'' diye ona soruyordum. Murat da bana, ''Olur mu öyle şey? Sen çok güzelsin. Her erkek senin gibi bir kadınla birlikte olmak ister. Ne adamlar seninle birlikte olmak için neleri verir? Ben Şükrü'nün yerinde olmayı çok isterdim. Senin gibi bir kadını kim istemez ki?'' diyordu. Çok etkileniyordum, gururumu okşuyordu. Murat'ın o sözleri kendimi bir kadınmış gibi hissetmeme sebep oluyordu. Beni zaten o süreçte hiç yalnız bırakmamıştı. Şükrü'nün eve geldiği bir gece, uzun zaman sonra aramızda gerçek bir anlamda karı koca ilişkisi oldu. Uzun zaman olmuştu kocamla birlikte olmayalı. Biraz kadınlığımı hissetmek istemiştim. Şükrü'nün gerçekten bana severek dokunup dokunmayacağını görmek istemiştim. Ama Şükrü benimle yatakta işi biter bitmez beni öylece bırakıp doğruca banyoya gitti. Sonra da bana tek kelime etmeden arkasını döndü yattı. Sanki sadece benimle ihtiyacını karşılamak için birlikte olmuştu. Kendimi karısı gibi değil de uspu gibi çok değersiz, çok çaresiz hissediyordum.
Bu evliliğin bu şekilde nasıl devam edeceğini bilmiyordum. 1,5 ay sonra o geceden hamile kaldığımı fark ettim. Sevinemedim, çok ağladım. Şükrü'den emin değilken bir de hamileydim. Ben daha annesini yeni kaybetmiş bir evlat, evliliğini oturtamamış ve kocasından yeterli ilgi ve değeri görmeyen bir kadınken nasıl hamile kaldığım aklım almıyordu. Çok üzülmüştüm. İlk 2 ay kimseye söyleyemedim. Şükrü'ye bile söyleyemedim. Zaten benden iyice uzaklaşmıştı. Eve bir geliyor bir gelmiyordu. 3 aylık hamileyken söylediğimde ise sevinmedi. Tepki vermedi, hayırlı olsun dedi. Sanki başkasına veriyordum bu haberi. Allah biliyor ya, aldıramadım, kıyamadım. Ama hiç de istemedim o çocuğu. Kendime çok ağır gelecekmiş gibi hissediyordum. Şükrü'de babalığa dair en ufak bir heyecan yoktu. Belki de bu evlilik daha başında bitme yolundayken bu bebek haberi belki bir işarettir, belki ilişkimize bir şans daha vermemiz için bize bir hediyedir diye düşünmeye başladım. Ama Şükrü'nün umurunda bile değildim. Doktor kontrollerine tek gidiyor, canım bir şey istediğinde onu bulamıyor, kaynama söylüyordum. O benimle hiç ilgilenmiyordu. Havalarda ısındığı dönemdi, yaz yaklaşıyordu. Kaynanam ve kayınpederim memlekete gitmişlerdi. Şükrü ortalıklarda pek olmuyordu. Neredesin deyince kavga ediyorduk. Sürekli bana kızıyor, sana hesap mı vereceğim diyordu. Ben hamileliğin de vermiş olduğu duygusallıktan hem de yaz sürecimin verdiği tahribatta bir de kocamın böyle davranması üzerine sabahlara kadar ağlardım. Beni hep o zamanlar kaynım Murat teselli etti. Başım omzuna yatırdı, dizlerine yatırdı beni. Bir çocuk gibi ilgilendi benimle. Murat'ın bana ilgisi o zamanlar iyi gelen tek şeydi. O olmasaydı belki de kendime zarar verirdim. O boşluğun içinde sarıldığım tek kişiydi. Kayınvalidemle kayınpederimle memlekete gittiği için evde iyice yapayalnız kalmıştım. Tek arkadaşım Murat olmuştu o evin içinde. Sabahlara kadar benimle dertleşirdi. Onunla birlikte filmler izlerdik. Bir süre sonra Şükrü'yü aramaz oldum. Hatta ne acı ki keşke kocam Şükrü değil de Murat olsaydı diye düşündüm. O zamanlar keşke kocamın abisi olmasaydı. Ya da başka yerde başka şartlarda tanışsaydık diyordum içimden. Hamilelik sana ayrı bir güzellik kattı diyor. Bana hep moral veriyordu. Bir yolunu bulup beni de güldürmeyi başarıyordu. Onunla gerçekten mutlu olduğumu farkındaydım. Bir zaman sonra Murat'tan resmen hoşlanmaya başladım. Aşık olduğumu zannediyordum. Onun kocamın abisi olduğunu ve böyle bir şeyin çok çirkin olduğu gerçeğini düşünmüyordum. Bu yüzden ne yaparsam yapayım kendime ve duygularıma da engel olamadım. Kocamdan göremediğim ilgiyi ve sevgiyi kaynımdan gördüm. Bu da boşluğun içinde ona daha çok sarılmama sebep oluyordu. Yerimde başka kadın olsaydı Murat'a bu kadar bağlanır mıydı bilmiyordum. Ama ben çok bağlanmıştım. İşte öyle bir zamanda bir gün telefonum çaldı. Ve çok kötü bir şey öğrendim. Bir kadın aradı beni. Kim olduğunu bilmem ama o kadın beni biliyor. Kocamı tanıyordu. Kocan dün benim yanımdaydı. Ondan önceki günde benim yanımdaydı. Üzerinde siyah gömlek altında lacivert pantolon vardı. Boxer'ın rengi gri, içinde atlet yoktu. Belinde 3 tane gamze var. Sırtında da doğum lekesi. Kocanla biz sürekli yatıyoruz. Ve bana aşık, seni sevmiyor. Biraz gururun varsa boşa kocanı. O beni seviyor dedi. O an yıkıldım. Yalan sandım. Ama kocamın iç çamaşırının rengine kadar biliyordu. Ben bu kadar acı çekerken ve karnımda onun çocuğunu taşırken, onu işte bilirken o başka kadınlarla birlikteymiş. Öfkemden deliye döndüm. Yanımda kaynım vardı, ağlama krizi geçirdim. Kaynım Murat beni sakinleştirmeye çalışıyor, yanlış anlamadır falan diyordu. Ama ben sakinleşemiyordum, çok sinirliydim, kaldıramıyordum. Acaba bende bulamadığı, o kadın da bulduğu ne vardı ya? Ne vardı da ona gitmişti? Çok berbat hissediyordum. Saçlarımı makasla kesiyor, etraftaki her şeyi kırıp döküyor, bir yandan da Şükrü'yü arıyor ama ulaşamıyordum. Murat beni sakinleştirmeye çalıştı. O an birden Murat'ın dudaklarına yapıştım. O da bana karşılık verdi. Kokusunu içime çektim, onu kokladım. Uzun solukta öpüştükten sonra kaynımla sevişmeye başladık. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum bile. Ama kendimi onunla sakinleştirip ona emanet etmiştim. Sevişmemiz bitince İkimiz de birbirimizin yüzüne bakıyor, pişman olmayışımızdan utanıyorduk. Ama evet, pişman değildim. Hem Murat'tan kaynım da olsa ne yazık ki hoşlanıyordum.
hem de beni aldatan kocamdan intikam aldığımı düşünüyordum. Kaynım benim gibi rahat değildi. Kardeşimin karısısın. Bunun olması çok yanlıştı. Güzeldi ama çok yanlıştı diyordu. Ben kardeşiyle evliydim ve kendisine yediremediği şey kardeşine yanlış yapmasıydı. Birkaç gün sonra anca geldi Şükrü eve. Beni aldattığını öğrendiğim için onunla kavga etmeye başladık. Yüzsüzce bana, kendine baktığın mı var? Evlendiğimiz günden beri ananla babanla uğraşıyorsun. Kocan için ne yaptın da ne bekliyorsun? Erkeğim ben be, erkeğim, ihtiyaçlarım var. Sen de bulamadığımı başkasını da aradım. Buldum da, kocanı elde tutmak istiyorsan kadınlık yapacaksın diye yüzsüz yüzsüz kendisini savundu. Ben ona tokat atınca o da bana tokat attı. Bağırışma seslerini duyan kaynım odaya geldi. Bizi ayırmaya başladı. Şükrü ona da sana ne oluyor lan karı koca arasına? Hadi defol git. Defol git odana diye bağırınca kaynımla kocam boğaz boğaza birbirine girdiler. Ben araya girip onları ayırmaya çalışırken birden sancılandım. Fenalaştım. Sonra bayılmışım zaten. Gözümü hastanede açtım. Başımda kaynım vardı. Şükrü yoktu. Meğer bebeğimi kaybetmişim. Ve beni zehirlemeden bebeğimi almışlar. Kürtaj olmuştum. Hamile kaldığıma sevinemesem de bebeğimi kaybettiğimde çok ağladım. Ne olursa olsun annelik duygusunu içimde hissetmeye başlamıştım çünkü. Ve artık onunla bir bağ kurmuştum. Şükrü hastaneye bile gelmedi. Eve geldiğimde evde yoktu. Ertesi gün boşanma davası açtım. Bebeğimizi bile kaybettiğimde yanımda olmayan, annemin ölümünde beni yalnız bırakan, beni aldatan bir adamla artık evli kalmamın bir anlamı yoktu. Kaynım da destekledi boşanmamı. Ben boşandıktan sonra kaynımla bir şansım olur, burada olmasa da birlikte başka bir şehirde herkesten gizli bir hayat kurarız diye hayal ediyordum. Boşanma sürecimde o evde yaşamaya devam ettim. Zaten Şükrü'nün geldiği de yoktu. Şükrü hiç zorlanmadan boşandı benden. Adam dünden razıymış benden boşanmaya. Ben babamın evine döndüm. Ama beklediğim bir şey vardı. Murat'la beraber bir hayat kurmak istiyordum. Artık aramızda bir engel yoktu. Kardeşiyle evli değil, yengesi değildim. Murat'ın bana olan ilgisinin gerçek olduğunu düşünüyordum. Boşandıktan sonra yeniden Murat'la birlikte olmak için çok uğraştım. Ama Murat da telefonlarımı açmıyor ve benden uzak duruyordu. Biraz boşanmamın üzerinden zaman geçmesini bekliyordur diye düşündüm. Sonuçta kolay bir tercih olmayacaktı onun için de. Ona mesajlar atıyor, başka yerde herkesten gizli evlenelim, seninle her şeye razıyım diyordum. Ama bana dönmüyordu. Bir süre sonra numarasını değiştirdi. Ona ulaşamıyordum. Korktuğu için böyle davrandığını düşündüm. Ama sonra öğrendim ki Murat da evlenmiş. Evet, evlenmiş. Yani o gece yaşadığımız orada bir hata olarak bitmiş onun için. Bana bir açıklama bile yapmadı. Benle konuşmadı. Biz sanki öyle bir gece geçirmemişiz gibi davrandı. Murat'ın da evlilik haberini aldıktan sonra kendimi toparlayamadım. Artık hepsi çok ağır geldi. Yaptığımdan da pişman oldum. Ne olursa olsun namusumu kirlettim. Ve umutlarım bana mutluluk vermedi. Gene yarı yolda kaldım. Kendime hakim olmalıydım. Birkaç yıl sonra Şükrü pişman oldu. Yeniden benimle evlenmek, barışmak istedi. Ama ne ben onu affedebildim, ne de bir daha Murat'la aynı ortama gelebildik. Hem de ben hatalıydım. Şükrü bilmese bile onunla olma hakkım benim de yoktu. Onun yeniden evlenme isteğini kabul etmedim. Kimseyle de evlenmedim. Babamla yaşıyorum hala. Babam da annemden sonra iyice çöktü. Ona ne kadar destek olabilirsem o kadar çok destek oluyordum. Fakat benim içimde yanan ateşleri kimse bilmedi, duymadı. Utancımdan bir kişiye bile anlatamadım. Normal değildi yaptığımda, yaşadığımda. Beni asıl aldatan kimdi? Kocam mı, kaynım mı? Yoksa ben kendi kendimi mi kandırmıştım? Şunu anladım ki, aile içi ilişkilerde bu tür duygusal bağlar asla ne olursa olsun yaşanmamalı. Son çok üzücü ve yıpratıcı oluyor. Kimse böyle ilişkilerden mutlu olmaz. Ben bunu nasıl o zamanlar fark edememişim, hiç bilmiyorum. Son daha da kötü olabilirdi. Annem hep derdi ki, kızım, kaynınla olmaz diye. Acaba bugünleri mi istedi de söyledi. Eskilerin hep bir bildiği vardır ya, haklı çıktı. Umarım hissetmiyordur. Ondan bile utanıyorum. Hatta utancımdan mezarına bile gidemiyor, babamın suratına bakamıyorum. Kimse bilmese de ben biliyorum nasıl bir yanlışa kapıldığımı. Kendimi nasıl bir şeyin içine attığımı. Keşke,
keşke yapmasaydım, çok pişmanım. Ama şimdi geriye dönüp keşke demenin anlamı yok. En başında Şükrü'den ayrılmalıydım. Ve kendime daha sağlıklı bir ilişki kurmalıydım. Bu kişi de asla kaynım olmamalıydı. Çok büyük bir boşlukta yaptığım bu hata benim kendi kendime en büyük utancım oldu. Hayatım boyunca da bu pişmanlığı omzumda taşıyacağım. Kendimi hiç affedemiyorum. Kimse bu tarz ilişkilerin içine düşmesin. Çünkü sonu asla mutluluk olmuyor. Bilin ki sonu sadece hüsran. Çok geçmiş olsun. Bir musibet bin nasihetten iyidir demiş atalarımız. Siz de yaptığınız bu hatayı başınıza gelen o musibetten sonra fark etmişsiniz. Kandırılmak, ihanete uğramak. Belki kayınınız öyle davranmasaydı fark etmeyecektiniz hatanızı. Ama insanoğlu işte işin içindeyken göremiyor. Haddimize değil sizi yargılamak. Çünkü herkes bir şeyler yaşıyor bu hayatta. Bunları niye anlatıyorum? Başkaları da aman ha. Bakın bu kardeşimiz yaşamış, siz yaşamayın diye. Estağfurullah, bizim haddimize değil. Zaten sizin vicdan yükünüz ağır. Bir de biz yük yüklemeyelim. O yüzden ben hiçbir zaman kötülük yapan, yanlış yollara sapıp tövbeden doğru yolda gitmeye çalışan, hatasını anlayan insanlara güzel konuşmaya çalışıyorum ki hep doğru yolda devam etsinler diye. Yanlışa sapmasınlar, bu ibretlik hayatlarından başkaları da ders çıkarsın diye. Çünkü insanız, yanlış şeyler yaparız. Ve en önemlisi yaptığımız yanlışı fark edip bir daha o yanlışa düşmemek. İnşallah bundan sonra düzgün bir hayatınız olur diyebiliyorum. Ev üstüne ev olmaz. Atalarımız yıllardır söylerler. Hele kayınla aynı evde olmaz. Kimse yanlış anlamasın. Bana katılmayanlar olabilir. Ama olmaz. Olmuyor. Böyle şeyler çıkabiliyor sonunda. Çünkü bazen insanlar yanlışa sapabiliyorlar. Çünkü ne kadar yanlış bir şey yapılanlar baksanıza. Dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Ama sonra ne oluyor? Kocası aldatınca karşılığında ceza olarak onu aldatmaya çalışıyor. Bir izleyicimiz yazmıştı bize. Yunus Bey, kocam beni aldatıyordu, ben de ona ders olarak onu aldatacaktım. Sizin hikayelerinizi gördükten sonra aldatmaktan vazgeçtim diye. Mutlu olmuştum en azından birini döndürdüğümüz için. Ya karşıdaki insan, eşin seni aldatabilir. Ama sen onu aldatma. Niye? Kendin için. Kendi şerefin, haysiyetin için aldatmayacaksın. Kendin için aldatmayacaksın. Yoksa insan en sonunda ne oluyor? Evet, o aldatıyor, karaktersizlik yapıyor. Sen de onu aldatırsan üzülüyorsun, ah diyorsun, keşke aldatmasaydım. İçin içini yiyor, vicdan azabına dönüyor. Ve böyle oluyor sonra. Aldatmanın karşılığı aldatmak değil, boşanmaktır. Boşayacaksın, eşin seni aldatıyor mu? Direkt boşa. Affedenler olur, ona bir şey diyemiyorum ama eşin seni aldatıyorsa boşanacaksın. Aldatmak da karşılık verme. Çok yanlış. Sonra yine kendimize yapmış oluyoruz. Genelde aldatma hikayelerinde gördüğümüz olay. Kadın kendine bakmıyor, adam gidiyor aldatıyor. Evet, bu haklı sebep değil ama bazı hikayelerde de hep söylemişimdir. Bir insan kendine bakması lazım, kocasıyla yakınlık kurması lazım. Kadın olsun, erkek olsun. Eğer cinsel ilişki yoksa zaten o yuva çatırdamaya başlamıştır. Cinsel ilişki evliliğin temel kuramlarından bir tanesidir. Bana katılmayan yine olabilir bu söylediğimde ama insan niye evlenir? Cinsel ilişki yaşamak için tek başına yaşamak istemiyorsa o zaman bir sıkıntı vardır. İki taraf yaşamak istemiyorsa ona bir şey diyemem. Ama bir taraf isteyip bir taraf istemiyorsa o zaman sıkıntı. Cinsel terapi almak lazım. Bir sürü aile danışmanları var. Sonra adam gidiyor biriyle aldatıyor. Tamam, haklı değil aldatmakta ama böyle durumda ne yapacaksın? Terapi alacaksın. Baktın yine gitmiyor, o zaman boşanırsın. İnsanlar bu yüzden evlenir. Cinsel birliktelik yaşarlar, çocuklarına bakarlar, mutlu huzurlu bir eş ararlar yanlarında. Ha, iki kişi aynı anda karar alır, cinsel birliktelik yaşamaz, o ayrı bir şey. Ona bir şey diyemem. Ama bir taraf isteyip bir taraf istemiyorsa öbür eşe haksızlıktır. Boşanma davasında haklı sebeptir bu. Evet, eşim bana yanaşmıyor deyip dava açıyorlar, boşanıyorlar. Çünkü insan eşiyle yapar, gidip ne yapacak, başkasıyla mı yapacak? O yüzden her zaman orta yolu bulup, dikkatli olup, kendimize bakıp, gerekirse terapi alıp o şekilde ilerlemekte fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ve siz sevgili dostlarımız, bazen böyle itiraf eden kişilerin hikayelerine like atmıyorsunuz. Biliyorum, sinirleniyorsunuz, kızıyorsunuz. Ama dediğim gibi yargılamak bize düşmüyor. Ve siz like atmadığınızda bize zarar vermiş oluyorsunuz. Bunu hep anlatma gereği duyuyorum. Çünkü bazıları öyle düşünüyor. Bu hikayeyi gönderenle hiç alakası yok. En azından siz hikayeye like attığınızda bir kardeşimiz hataya düşmekten kurtuluyor. Böyle bakın olaya.
en azından birçok insanın bilinçlenmesine vesile oluyorsunuz. Destek oluyorsunuz. Yorum yazacak bir şey bulamazsanız iyi yayınlar yazabilirsiniz. Destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.